fx eşittir ax üzeri n artı bx artı 12 bölü cx üzeri m artı dx artı 12 eşitliğinde m ve n tam sayı a, b ve c ise bilinmeyen sabitlerdir. Peki, aşağıdakilerden hangisi olası bir y eşittir fx grafiğidir diye sormuşlar kesikli çizgiler asimtotları gösteriyor diye de eklemişler. Burada da 4 tane seçenek var. Şimdi her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve verilen bilgilere göre bunlardan hangisinin olası bir y eşittir fx grafiği olduğuna karar verin. Evet, gelin birlikte yapalım. Sorunun ilgi çekici olmasının sebebi bize çok fazla bilgi verilmemiş olması. Ne kuvvetlerin ne de sabitlerin ne olduğunu biliyoruz. Bize sadece buradaki 12'leri verdikleri için 12'lerin oldukça önemli bir ipucu olduğunu düşünüyorum. Fonksiyonun buradaki tanımından fonksiyonu sıfır yapan değerleri yani payı ve paydayı sıfır yapan değerlerin ne olduklarını bulamayız. Bunun için de fonksiyonun sıfırları hakkında kaldırılabilir süreksizlik ya da dikey asimtot hakkında çok fazla bir şey söyleyemeyiz ama buradaki 12 bize bir şey söylüyor. Ne mi? x sıfıra eşit olduğunda ne olacağını. Çünkü x sıfıra eşit olduğunda fonksiyonun 12 dışındaki tüm terimleri sıfır olur. Bunun içinde de f sıfırın neye eşit olduğunu bulabiliriz. f sıfır eşittir a çarpı sıfır üzeri n sıfır eder. Artı b çarpı sıfır da Yine 0 eder ve artı 12. Bölüp, c çarpı 0 üzeri m, 0, d çarpı 0 da yine 0 ve artı 12'miz var. Ve gördüğünüz gibi f0'ın neye eşit olduğunu bulabildik. 12 bölü 12, yani 1. Ve bu aynı zamanda fonksiyonun y ekseni kesim noktasıdır. Ve bu bilgiyi kullanıp bu grafiklerden hangisinin doğru olduğuna karar verebiliriz. Bir bakalım. A seçeneğinde y ekseni kesim noktası 2. Başka bir deyişle x 0 iken, fonksiyon y eksenini 0,2 noktasında kestiği, 0'a 2 noktasında kestiği için ve bizim aradığımız y ekseni kesim noktası 1 olduğu için bu seçeneği eliyoruz. B seçeneğinde y ekseni kesim noktası 1'de. Evet bu nokta şöyle göz kararı bakarsak 1 gibi görünüyor. x eşittir 0 iken y 1'e eşit olduğu için bu seçenek tamam gibi. C seçeneğindeki y ekseni kesim noktası, y eşittir eksi 2'de. O zaman bunun da üstünü çizeceğiz. Ve son olarak D seçeneğinde y ekseni kesim noktası olmadığı için onu da eliyoruz. Evet, enteresan değil mi? Verilen bilgi yeterliymiş. Ne sıfırlarını biliyoruz, ne kaldırılabilir süreksizliği biliyoruz, ne de dikey asimptotları biliyoruz ama bize verilen bilgiler aslında yeterliymiş. X sıfır olduğunda fonksiyonun aldığı değeri bulunca doğru seçeneği bulabildik. Doğru seçenek B seçeneği.